Dünyanın en geniş bataklık alanlarından biri, bu adamın tutkusunu dindiremiyor. Bir jaguarı görüntüleyebilmek için 10 yıldır uğraşıyor. Şimdi birçok denemenin ardından vahşi yaşam belgeselcisi Christian Baumeister yeni bir deneme yapmaya geldi. Bu kez bu münzevi kedinin bir şey öldürdüğüne tanıklık etmeye her zamankinden daha kararlı. Hayal etmedim. Pantal, Jaguar ülkesi. Brezilya, Bolivya ve Paraguay sınırlarında bir örtü gibi uzanıyor. Belgeselciler kedileri hareket halinde yakalamayı ve jaguarları gözetleme şansına erişmiş olarak buradan ayrılmayı umuyor. Alman görüntü yönetmeni Christian Baumeister şansını daha da zorlayacak ve hayalet kediyi çok az kişinin tanık olduğu bir şekilde yakalamaya çalışacak. Vahşi jaguarları görüntülemek son derece zor. Bulunması çok ama çok zor hayvanlar ve bitkilerin arasına çok iyi saklanıyorlar. Portekizce'de büyük bataklık anlamına gelen Pantanal aslında her şeyi açıklıyor. New York eyaleti büyüklüğünde olan bu yerin %80'i yılın yarısında sular altında. Mevsimsel sel baskınlarına bağlı olan hayvanların çeşitliliği bölgeyi gezegenin en önemli tatlı su sistemlerinden biri yapıyor. Dünyadaki en yoğun jaguar nüfusu da burada. Avlarının toplandığı ırmak kenarlarında avlanıyorlar. Özellikle de kurak mevsimlerde. Jaguarları, vahşi jaguarları ancak nehir kenarında görüntüleyebilirsiniz. Bu yüzden günlerdir, hatta haftalardır Pantanal'daki bu uzun nehirlerde bir aşağı bir yukarı gidiyor ve jaguar bulmaya çalışıyoruz. Christian 10 yıldır Güney Amerika vahşi yaşamını filme alıyor. Ama bulunması zor bu kedi gözünden hep kaçmış. Bugün bir yerliden aldığı tüyoyla hareket ediyor. Jaguar izleri gördüm ama jaguar görmedim. Ama artık sonunda jaguarlarla çalışabileceğimiz bir yer bulduğumuzu düşünüyoruz. Yolda jaguarlara ara sıra av olan ve Pantanal'ın en büyük avcılarından Güney Amerika timsahlarına rastlıyor. Bu kalemunlar gibi sınırlı renk değiştirme becerilerinin pek faydası olmuyor. Bu timsahların av yüzünden 1980'lerde neredeyse nesli tükeniyordu. Sıkı koruma kanunları sayesinde sayıları arttı ve artık tehdit altında değiller. Yere yakın giden Güney Afrika timsahı görünmezliğe güvenir. Uzun bacaklı orman leyleği kirli numaralara başvurur. Bacaklarıyla balıkların olduğu yeri karıştırır, sonra suya uğursuz bir gölge düşürmek için kanadını açar. Şüpheli balıklar karanlık şekilden kaçar ve aç kuşun ağzına girer. Yıllar içerisinde Pantanal, Christian'a filme alması için bol bol doğal tarih verdi. Görünüşe göre jaguarlar hariç her şey. Ta ki bugüne kadar. İlk jaguarımı görmem çok özel bir andı. Çok güçlü, güzel bir hayvan bu ve bir anda nehir kenarında ortaya çıkıyor. Ona bakıyorsunuz, o da size bakıyor ve arada bir etkileşim oluyor. Çok heyecan verici ve vahşi hayvanlarla yaşadığım yoğun anlardı. Jaguar'ı görmek bir mesele, hareket halindeyken görüntülemek başka bir mesele. Çoğu zaman gölgelerin arasında uyur. 1-2 saat sonra da ormanın içinde kaybolurlar. Bir sonraki jaguar'ı görmek için birkaç gün daha beklemeniz gerekir. Jaguar görmek için tetikli olan tek kişi Christian değil. Batı yarımkürenin en büyük kedigili, dünyanın en büyük kemirgeni, bir Alman kurdu büyüklüğündeki kapibara ile kedi fare oyunu oynuyor. Dişiler her yıl 8 civarı yavru doğuruyor.
yavaş ve hassas bebeklerin tehlike anlayışı yoktur. Ve bir yaşlarına kadar yetişkinlerin kendilerini korumalarına güvenirler. Yetişkinler beraber çalışır. Birbirlerinin çocuklarına göz kulak olur. Yavrular bunu bilse de bilmese de biri onları mutlaka koruyordur. Gruplardan biri bir jaguarın varlığını anladığı an alarmı çalar. Kapibaraların aksine Christian, jaguarın kendisine gelmesini bekleyemez. Ama bu karşılaşma ona bir fikir veriyor. İlk jaguarımı gördükten sonra onu tekrar görme şansımı nasıl arttıracağımı anladım. Ama yine de şansım yaver gitmeliydi çünkü Manhattan büyüklüğünde bir alanda 4 tane jaguar yaşıyor. Ve yakınlarda olsalar bile onları tespit etmek çok zor. Jaguar'ın dikkat çekici deseni çok göze batar. Ama ancak kedi alanı dışına çıkınca. Benekli jaguar yapraklarla örtülü ormanın ışığına uyum sağlar. Jaguarların kamuflajı neredeyse kusursuz olduğu için onları bulmak zordur. Bir tane bulabilmek için nehirde pek çok kez gidip gelmeniz gerekir. Bu da hiç kolay değildir. Bazen bir jaguarın birkaç metre yakınından geçer ama onu görmezsiniz. Ancak hareket ederlerse fırsat bulabilirsiniz. Kilometrelik alanda sadece bir jaguar bulunduğu için onları görme ihtimali neredeyse sıfırdır. Muhtemelen bir jaguar yakalamanın en iyi yolu jaguar gibi düşünmektir. Yani bir sonraki yemeğinin izini sürmek. Bu durumda bir Güney Amerika timsahı. Orta ve Güney Amerika'daki aligatörlerin karşılığı olan Güney Amerika timsahı, milyonlarca yıl içinde evrim geçirdi ve avlanma becerileri keskinleşti. Birbirine yakın gözleri uzun mesafeden ileriyi görür. Bu yüzden ona arkadan saldırmak en iyisi olabilir. Jaguarlar uzağa hızlıca koşamaz. Güney Amerika timsahını yakalamak gizlilik gerektirir. Bu da işe yaramayınca inat etmek gerekir. Jaguar avını izlemeye devam ettiği için şanslıyım. Vahşi görkemine karşın aslında pantanalın %95'i özel mülktür. Çoğunluğu büyükbaş hayvan sahiplerine aittir. Burada 4 milyondan fazla büyükbaş hayvan yetiştirirler. Hayvan sahibi her ineğe göz kulak olamaz. Heybeti dışında bir savunması olmayan sığırlar jaguarların en büyük besin kaynağıdır. Dün gece bu inek bir saldırı atlattı. Yaralarının dezenfekte edilmesi lazım. Buzağlar daha da hassastır. Bir jaguar bunun yüzüne pençe atmış. Neyse ki boğazına denk gelmemiş. Yaralı sığır iyileşecek olsa da hayvan sahipleri zarar görecek. Evet.
Jaguarlar her yıl hayvanların %40'ını öldürüyor. Bu rakam hayvan sahiplerinin feda etmek istediğinden çok. Bu yüzden bazıları harekete geçiyor. Florida Everglades'ten 20 kat büyük olmasına rağmen pantanal hayvan sahipleri ve yerli kedilere yetmiyor. Bu da Christian'ı oldukça endişelendiriyor. Jaguarların geleceğinden endişe ediyorum. Sığırlara da sahiplerine de üzülüyorum ama en çok güzel kediler için üzülüyorum. Yalnız da değil. Bu adam kariyerini jaguarları, insanları ve ticari çıkarları barıştırmaya adamış. Biyolog Fernando Azevedo 10 yıldan fazladır jaguarları inceliyor. O ve ekibi yaban hayattaki davranışlarını öğrenmek için 10 jaguara takip tasması takmış. Bugün yaşlı bir erkeğin sinyalini takip ediyorlar. Onları her zamanki yerine götürüyor. Ama bu defa durum her zamankinden biraz farklı. Bir anda gölgelerin arasından tasmasız bir jaguar çıkıyor. Bu dişi çiftleşme havasında. Erkek ve dişi jaguarların bölgeleri nadiren çıkışır. Ve Christian bir çifti çiftleşirken çeken birkaç kişiden biri. Erkeğin takip tasması ve bu sevindirici tesadüf olmasa buna asla tanıklık edemezdi. İkili önümüzdeki saatlerde birkaç kez çiftleşecek. Birkaç gün içinde de ayrılacaklar. Ve dişi yavruları tek başına büyütecek. Kısa sürede tekrar gözden kayboldular. Ama bu harikaydı. İlk kez davranışlarını görüntüleyebildim. Christian nehir kıyısında jaguarı takip ederken nehrin bir başka avcısını da gözlüyor. Dev susamuru. Güney Amerika timsahları bile onlardan kaçıyor. Ama ender de olsa jaguarlar onları avlayabiliyor. Yaklaşık 2 metreye kadar büyüyebiliyorlar. Ve her gün 4 kilo balık ve kabuklu hayvan yiyorlar. Sosyal hayvanlar olarak yetişkin bir çift ve yaklaşık 10 yavruluk aile grupları kurarlar. Grup oynar, yemek yer, temizlenir ve birlikte ev kurar. Güvenli bir yer verirler ve yer altında bir sığınak inşa ederler. Anal bezlerini çamura sürerek buralara ev kokusunu verirler. Böylece davetsiz misafirler iki defa düşünür. Artık acıktıkları için en sevdikleri beslenme noktasına gidiyorlar. Bir ağacın gövdesinde davetsiz bir misafir gruba katılıyor. Büyük kiskadi kuşu. Başkalarının zorla yakaladığı avları çalmak için onlara yaklaşır. Şimdilik idare edecek kadar var. Ama bir başkası daha katıldığında susamurlarının sabrı tükenir. Oh.
Gemiler bataklığın derinliklerine kayarken Christian ve ekibi ata binmeli ve daha ıssız yerlere gitmeliler. Christian'ın ancak bu şekilde amacını gerçekleştirme ihtimali var. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde vahşi bir jaguarı ya da vahşi jaguarların davranışlarını görüntülemeyi başaran bir yaban hayat sinemacısı olduğunu sanmıyorum. Uyuyan bir jaguarı ya da nehir kenarında oturan bir jaguarı görüntülemek istemiyorum. Ama yaşam döngülerini izlemek istiyorum. Bu da gerçekten çok zor. Bugün jaguar özellikle hareketli. Yakınlarda bulunan tapir temkinli. Öğle yemeğinde jaguarla karşılaşmak istemiyor. Büyük kedi ikinci bir kez bakmıyor. Suda oynamayı tercih ediyor. Atın uzaktan akrabası olan tapir jaguardan hızlı yüzebilir. Ama neden riske girsin ki? En iyisi uzak durmak. Christian, jaguarı pantolonun derinliklerine doğru takip ederken diğer sakinlere de içeriden bakma fırsatı buluyor. Buna bu Kuati ailesi de dahil. Dişiler ve gençler ormanda dolaşıyor. Sadece çiftleşme döneminde erkeklere tahammül edebiliyorlar. Ufaklıklar muhtemelen tehlikenin farkında bile değil. Bu genç, olmamış bir avokadoyu ele geçirmekte çok meşgul. Felaketten bir adım uzakta. Ağaçlarda oldukları sürece güvendeler. Jaguar tırmanabilir ama çevik Kuati'yi asla yakalayamaz. Ağustos ayının sonlarına geldi ve Christian her zamankinden daha kararlı ama biraz da çaresiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir avı görüntüleyemezsem yağmurlar gelecek. En az 7 ay daha beklemem gerekecek. Kasım sonlarında pantanal savandan bataklık bölgesine dönüşecek. Şimdilik gezegenin en büyük kuşlarından olan jabiru sürüleri, kurbağa, balık ve küçük sürüngenleri yemek için kalan bazı göllerin başında toplanıyor. Uzun bacaklı ve ince, yaklaşık 1,5 metre boyundaki leyleklerin büyük yuvalar yapması 7 hafta kadar sürebiliyor. Bu yüzden eskilerini onarıp tekrar kullanıyorlar. Jabirular sadık eşlerdir. Çiftleşmek için birden fazla kez bir araya gelebilirler. Ağustos güneşi batarken bu erkek eşine kur yapıyor. Dişi 2 ila 4 arası yavru yumurtlayacak. Akşam olunca kuşlar güvenlice yerleşiyor ve şafak vaktini bekliyor. Akşam genelde çekim zamanımın bittiği anlamına gelse de pantanaldaki akşam havasını çok seviyorum. Ama Christian sakinliğin aldatıcı olabileceğini biliyor. Çünkü gün batımı ve şafak vakitlerinde jaguarlar sığırları avlayarak çiftçilerin nefretini tetikliyor. Jaguarlar yaşamak için avlanır. Sığırlar da çok elverişli yiyeceklerdir. Başka av bulamadıklarında onları avlarlar. Bir otlakta Fernando Azevedo ve ekibi kabuğundan bir fıstık gibi çıkarılmış bir armadillo leşi buluyor. Hayvanın etinin alınış biçimi tam jaguar saldırısını işaret ediyor. 3 yıldır jaguarların beslenme alışkanlıklarını incelediğimiz için jaguarların sığırların 1/3'ünü, vahşi hayvanların 2/3'ünü kullandığını öğrendik. Biyologlar fırsat olduğu takdirde jaguarların sığır etinden ziyade vahşi hayvanları tercih edeceğini inanıyor. Çiftçiler kedilerin doğal av alanını koruma altına alırsa sığır ölümlerinin sayısı düşecek.
Hernando ve ekibi laboratuvarda jaguar leşlerinin kalıntılarını tek tek sınıflandırıyor. Tavşanlardan rakunura, jaguarın devasa çenesinin ispatını gösteren bu Güney Amerika timsahı kafatasına kadar her şeyi. Burada büyük bir zedelenme var. Pantanal'da ancak jaguar böyle bir hasara yol açabilir. Burada jaguar kafatasına çok büyük zarar vermiş gibi görünüyor. Bu bir jaguar kafatası. Uzun ve çok güçlü köpek dişlerinden yapılmış, oldukça kuvvetli bir yapı. Bir de üst çene kemiği var burada. Bu kemik, bu kuvvetli ısırığın gerçekleşmesi için kasların geçtiği kanallardan yapılmış. Çiftçiler hayvanları için boş yere korkmuyor. Ama Fernando ve ekibi, kediler ve sığırlar arasındaki ihtilafı azaltmak için çok basit yöntemler bulmuş. Sığırların ormanla mesafesi 200 metreden fazla olursa ve kedilere sinsi bir saldırı planlama alanı bırakmazlarsa, jaguarların saldırı ihtimallerinin daha az olduğunu fark etmişler. Çiftçiler de kendi arazilerinde jaguarların doğal avlarını avlamazsa, çiftçiler bir yıl içindeki zararlarını muhtemelen yarı yarıya azaltabilir. Çözüm, sığırları da jaguarları da kurtarır. Jaguarları yemek de motive eder, seks de. Christian'ın çiftleşen bir çift görmesinin üstünden birkaç gün geçti. Ama azgın kedilerin dikkatini çekmek için son derece riskli bir şey deneyerek mevsimden faydalanacak. Büyük bölgeleri işgal ettikleri için dişi kediler erkeklere kızıştıklarını çok açık bir şekilde duyururlar. Aşk şarkıları şuna benzer. Bu Pantanal'daki avcıların kullandığı eski bir numaradır. Dişi jaguarın sesini taklit eder ve erkeklerin dikkatini çeker. Ama çok dikkatli olmalısınız çünkü etraftaki erkekler çiftleşme döneminde çok agresif olabilirler. Bunun bir kanıtı olarak nehrin aşağısına doğru Christian muhtemelen rakibiyle girdiği kavgada yaralanan bir erkek jaguar buluyor. Kötü bir gün geçiren bir tek o da değil. Bu ölmüş Güney Amerika timsahı da bir kavgayı kaybetmiş. En azından akbabalar bu dengeli beslenmenin tadını çıkarıyor. Amerikan siyah akbabaları bazen küçük hayvanları avlayıp öldürür. Ama büyük bir leş parçalayacakken tabii ki bunu yapmazlar. Jaguar'ın kemiği kırılmadıysa yakında iyileşir. Susamuru kedinin çaresizliğinden faydalanıyor ve cesur bir hareketle tek başına yüzüyor. Ev kedileri gibi jaguarlar da arada çim yer. Hazmı zor kemikleri çıkarmalarına ve tüy kümelerini atmalarına yardımcı olur. Pantanal'da iki mevsim vardır. Yağışlı ve kurak. Kurak dönemde bile bataklık arazi buradan geçmeye çalışanları zorlar. Ama bataklıklar Christian'ı en son endişelendiren şey. Vahşi ve tehlikeli bir arazide davetsiz misafir olduğunu unutmamalı. Jaguarları görüntülemek çok tehlikeli. Vahşi hayat bilimcileri olarak çok meydandayız. Çoğu zaman bu yoğun bitki örtüsünden yürüyerek geçmemiz gerekiyor. Uzun zaman hayvanların etrafındaysanız onlara alışıyor ve güçlerini hafife alabiliyorsunuz. Onlar avcı ve ölüm makineleri. Potansiyel olarak çok ama çok tehlikeliler. Bu yüzden bizim yaptığımızı yapmak oldukça tehlikeli. Pantanero denilen yerlilerin birçoğu jaguardan korkuyor. Büyük kediler nadiren insanlara saldırsa da olmamış şey değil.
Bir jaguarla yüz yüze gelirseniz ve saldırmak istediğine dair belirtiler gösterirse bu çok tehlikeli bir durumdur. Kaçtığınız takdirde kaybedersiniz. Çünkü o güçlü içgüdüleri olan bir kedi ve arkanızdan koşup size mutlaka saldırır. Eylül geçtikten sonra yağışlar başlayacak. Burası sular altında kalacak. Ama şimdilik kapibaralar bu manzarayı çiğneyip tadını çıkarıyor. Onlara bir kara kara katılıyor. Bu kuşa göre bir kapibaradan çok iyi atıştırmalık olur. Kapibaranın kürkündeki kene, kurçuk ve larvaların tadına bakıyor. Ama kapibaranın cilt bakımından çok daha değerli bir şey eline geçiyor. Kuşun uyanıklığı kemirgenin hayatını kurtarabilir. Çünkü günün birinde jaguar gelecek. Christian da buna güveniyor. Kapibara ailesinin yakınlarında sürekli olarak jaguar izleri alıyor. Ve bugün hayal kırıklığına uğramıyor. Bu inanılmaz. Bunlar çok yeni jaguar izleri. Bu küçük plajdan 10 dakika önce geçtiğimizde görülecek bir şey yoktu. Ama şimdi bu izler var. Ve bence muhtemelen hala buralarda. Biraz dikkatli olmamız gerek çünkü tehlikeli olabilir. Kapibaralar için çok daha tehlikeli. Görünüşe göre herkes bu kemirgenleri istiyor. Jaguarlar onları yemek istiyor. İnsanlarsa postları için onları avlamak istiyor. Normalde saklanırlar. Ama bu kapibara ailesi çok açık alanda. Ve dolayısıyla belanın göbeğinde duruyorlar. Hafifçe rüzgarın estiği yönden yaklaşıyor ki kemirgenler kokusunu almasın. Ama kapibaralar onun farkında. Çağrılarına rağmen jaguar çok azimli. Ve bir ufaklık bunun bedelini ödüyor. Sonunda bir ava şahit olduğum için çok mutluyum. Böyle bir kare çektiğimde, kurban içinde, avcı içinde üzülüyorum. Bir sinemacı olarak biliyorum ki doğa olaylarına asla karışmamalı. Onları sadece izlemelisiniz. Pantanal'daki hayat suyun gelgitinden etkilenmiş. Kurak mevsimde balıklar binlerce balıkçının beslenmek için toplandığı küçülen göllere akın eder. Buraya avcılar da gelir. Yakında Christian da gelecek. Şu anda umduğundan daha çok jaguar davranışını filme alabildi. Ama sıra geldi nihai kareye. Bir jaguarın Güney Amerika timsahını öldürmesine. Bu çok az kişinin gördüğü bir manzaradır. Kuşlar kendilerini güven altına almaya çalışıyor. Bu sularda timsahların dolandığını biliyorlar. Ama sürüngenler daha kolay avlar buluyor.
sırıtırken çıkan dişlerine rağmen Güney Amerika timsahları avlarını makul parçalara bölemez. Bunun yerine güçlü bir şekilde sarsarak parçalarlar. Burada jaguar yok. O yüzden Christian devam ediyor. Ona buraya son geldiğinde bir jaguar gören Brezilyalı su samuru uzmanı Caroline Ribas da eşlik ediyor. Yine de tekrar görme olasılıkları çok az. Jaguarlar çok yer değiştirir. Çok geniş bölgeleri vardır. Bu yüzden aynı bireyleri aynı yerde görmek çok zordur. Ama birkaç ay jaguarlarla çalışınca insan jaguarları tek tek tanımaya başlıyor. Sonra da nasıl hareket ettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlıyor, bu kedilerle aşina oluyorsunuz. Bugün Christian eski bir dostla görüşecek. Bu jaguarı ilk kez birkaç ay önce görmüştü. Jaguar'ın varlığı, yüzme zamanlarını feda etmeyi reddeden bu su samuru ailesini korkutmuyor. Birkaç metre ileride, jaguarı atlatabileceklerinden emin bir şekilde gülüp oynuyorlar. Daha da önemlisi, bunu büyük kedi de biliyor ve hiç zahmete girmiyor. Genç su samurları yaklaşık 2 yıl boyunca anne babalarının koruması altında kalıyor. Temkinli bir şekilde nehri kendine kıyının ilerisinde daha iyi bir av imkanı arayan büyük kediyle paylaşmayı öğreniyorlar. Christian fırsat kaçırmaktan çok korkuyor. Vakti daralıyor. Her gün dışarıda olup da jaguar görmemek çok sinir bozucu. Hayvanları arıyor ama göremiyorsunuz. Görseniz de bir şey yapmıyorlar. Bu hayvanlarla çalışmak için çok sabırlı olmak gerekiyor. Ama bu sabır beklenmedik bir şekilde meyvesini vermek üzere. Christian bir devasa karınca yiyen görüyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda. Bu türün nesli birçok ülkede tükendi. Bu yüzden görüntülemeye değer. Saldırdığında devasa böcek yiyen arka ayakları üstüne kalkar. Kuyruğundan denge alıp ölümcül keskin pençeleriyle bir jaguarı öldürebilir. Ekim ayında yağışlı mevsimler başlıyor. Sümbül Amerika papağanı 50 yıl yaşayabildiği için birçok mevsim değişikliği görür. Kabaran sular her fırtınanın toprağı biraz daha şişirmesiyle Louisiana boyutunda bir araziyi örter. Kasım'dan Mart ayına kadar metrekareye 2000 milimetre yağmur yağar. Güney Amerika timsahları kurak mevsimde çiftleşir ve Mart ayında yumurtadan çıkan yavrular suya iner. Anne timsahın düzinelerce yumurtasından ancak birkaçı jaguar pençelerinden ve yuva hırsızlarından kurtulabilir. Sel baskınları sonunda timsahlara yayılacak alan verir. Ama bir jaguar avlanırken yakalama ihtimali her geçen gün azalır. Ama Christian pes etmiyor. Gördüğü ilk jaguarın bulunduğu alana gidiyor. Onu tekrar buluyor. Yoğun bitki örtüsünün arasından geçiyor. Christian ve kedinin hedefi aynı. Bir Güney Amerika timsahı.
bir anda iş bitiyor. Jaguar keskin dişlerini timsaha geçiriyor ve boynundaki sinirleri koparıyor. Mücadele tam tersi yönde de sonuçlanabilirdi. Ama bu defa Jaguar kazanıyor. Ve elbette Christian'da. Kedi 60 kiloluk beşi görünmeden beslenmek için çalılara saklıyor. Kedi ve belgeselci avlarını topluyor. Büyük kedinin avlanmasını çekerek hayalini kurduğum görevi yerine getirmiş oldum. Çok az kişinin şahit olduğu nefes kesici jaguar davranışlarını yakaladım. Jaguar'ın bu bakir doğadaki geleceği aynı oranda pantanala bel bağlamış olan çiftçilerin elinde. Paylaşmayı öğreneceklerine dair umut var. Christian gitmeden önce bir anne jaguar ona son bir hediye veriyor. Kırılgan, değişken dünyalarında büyütmekte olan küçük yavrusuna kıymetli bir bakış. Kesin olan bir şey var. Bir gün jaguarlarıma geri döneceğim ve umarım onları iyi durumda bulacağım.